F-22 Raptor, dünyanın en iyi savaş uçağı. Çok yönlü, gelişmiş ve fazlasıyla ölümcül. Üstelik yeni güncellemeleri sayesinde artık daha ölümcül. Öyle ki Amerika bu güce sahip olmasın diye kimseye satmadı. Şimdi gelin bu pahalı uçağın neden bu kadar ölümcül olduğuna, bunun yanında arka planındaki bütün sıkıntılarına ve milli muharip uçağımızla ilişkisine daha yakından bakalım. Soğuk Savaş döneminden sonra Amerika ipleri eline almak istemekteydi. Sovyetlerle sürekli çekişmeleri denizden ziyade hava konusundaydı. En güçlü, en gizli uçağı yapabilmek. Bu hedefe ulaşmak için iki ülkede devasa kaynaklar ayırmıştı. Sovyetlerin yaptığı MiG serileri, Amerika'nın yaptığı F serileri. Ancak bunlar iki ülkeye de yetmedi. Özellikle Amerika tünelin sonuna gerçek manada ulaşmak istedi. Her işi yapabilecek, çevik ama bir o kadar da gizli olması gereken bir avcı uçağı. Bunu başarabilirlerse eğer son noktayı koyacaklardı ve öyle de oldu. Bugün baktığımızda bunca yeni uçak çıkmışken ve uçağı yapan ekibin çoğu hayatta değilken bile F-22'nin hala tepelerde olduğunu görüyoruz. Demek ki yapılmak isteneni başarmışlar, tabii neler uğruna. Şimdi hepsini inceleyeceğiz. F-22 güçlü bir uçak olsa da alelacele geliştirilmiş bir araç. O zamanki baskılar hemen üretime girmesi yönündeydi. Bu da yapım ekibinin üzerine ters olarak etki. Siz bu kadar özelliği o yıllarda yapıp gizli bir uçağa koyacağım derseniz ve ekibi de baskılarsanız hata çıkması kaçınılmaz. Bugünün teknolojisiyle bile F-35'in çıktığı sıkıntıları görüyoruz. Peki madem öyle F-22 bu kadar sıkıntılı, neden hala en tepede? Gelin buna cevap vermek için sıkıntılarıyla birlikte keyifli inceleme kısmına geçelim. Genel olarak uçak 19 metre boyunda ve 13,5 metre genişliğinde. Diğer avcı uçaklarına nazaran daha küçük diyelim. Hem gizli hem de çevik tutabilmek için olduğunu varsayabiliriz. Bu iki özelliği birleştirebilmek zordur. Madem buradan girdik, çevikliğiyle başlayalım. F-22 avcı olduğu için keskin dönüşler yapabilmeli ve yüksek hızlara ulaşabilmeliydi. Bunun için de önemli noktalar tasarım ve motoru. Tasarım konusunda benzersiz bir aerodinamik yapıya sahip, görüldüğü üzere keskin dönüşler için. Hatta öyle ki bu yapı direkt F-35'in kendisine aktarıldı. Kaliteli olmasa benzeri onda da olmazdı. Ancak birinci sorun tam olarak burada. Bir yeri maksimum noktaya getirdiğinizde başka bir yerden tabii ki sorun çıkacaktır. Keskin it dalaşlarına girebilen yapısı yüzünden yıpranma katsayısı çok yüksek. Eğer uçak bir it dalaşına girerse muhtemelen kazanacaktır ama bundan sonra gizlilik özelliğini kaybedecek. Belirtilene göre güçlü dönüşler yaptıktan sonra kaplamaları zarar görüyor ve buna bağlı olarak gizlilik özelliğini kaybetmekte. Ancak bakım yaparsanız eski haline döner. Bu da haliyle gereksiz olarak giden fazladan para. Diğer uçaklarda kaplamaları bu denli yenilemeniz gerekmez. F-22'de performans için taviz verilmiş ve 1 saatlik uçuşuna karşılık 30 saat bakım yapmanız gerekli. 50 bin dolar maliyetten bahsediyoruz. F-16'da bu 25 bin seviyelerinde. Aradaki fark 2 kattan daha fazla. Gördüğünüz gibi en iyisi olsa da ilk açığını bulduk. Bir F-22'yi manevra yapmaya zorlayıp gizli yapısını bozabilir ve hava füzeleriyle vurabilirsiniz. Yani çoklu hedeflere saldırı konusunda tam yetkin sayılmaz. Motor dedik, kendisi çevikliği konusunda bir diğer nokta. F-22'lerde ikişer adet dünyanın en gelişmiş savaş uçağı motoru sayılan F-119'lar kullanılmakta. Bu motorlar benzersiz itme vektörleme ve bilgisayar yapısı sayesinde art yakıcı kullanmadan 1,5 Mach hızlara çıkmasını sağlayabilir. Art yakıcı uçağın yakıtını ikinci kere püskürterek daha fazla güç alması demek. Hem çıkan yüksek ısıdan gizliliğini bozar hem de fazladan yakıt tüketimi. Bu sorun kusursuz motorlarla fire verilmeden çözülmüş. Yani F-22'yi F-22 yapan şeylerden biri motoru. Sırada çevikliğine baktık, iç sistemleri ve silah gücünde sıra. Görünmezliğine en son topluca değineceğiz. F-22'yi öne çıkaran bir diğer özelliği radarı. Geçmiş zaman teknolojisi olmasına rağmen 160 km savaş menzili var. Hatta bazı kaynaklara göre 200'den fazla. Şöyle söyleyeyim, bu AESA radarı bizim F-16'larımıza yapmaya çalıştıklarımızdan daha üstün. Üstelik aktif olarak kullanıyorlar. Gizli yapıda bir uçakta radar konusu çok sıkıntılı. Çünkü bir şeyleri görmek için siz de aktif olarak dalga yolluyorsunuz. Bunu karşı taraf görüp kolayca çözümleyebilir.
O yüzden gizliliğin bozulmaması için aktif radarları kapatıp pasif radar kullanırsınız. Kesin diyemeyiz ama pilotların söylediğine göre pasif sensörleri dahi tespit yapabilmekteymiş. F-22'leri gizli keşif uçağı olarak kullanmışlar. Kavramanız için şöyle diyelim, o dönemlerde radarları kapatıp gitmek her pilotun harcı değildir. Üstelik bunu iletişimsiz olarak yapıyorsunuz, ondan da yeriniz belli olabilir. Sadece pasif sistemlere güvenerek bu risk alınabildiğine göre gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Aynı sistemler yine F-35'e aktarıldı. Silah sistemlerine geçersek bu konuda yine sıkıntıları var. Hayalet olabilmesi için büyük oranda feragat edilmiş. Silah yükü büyük oranda düşmüş ve çoğu görevinde sadece gövde içinde silah taşıdığını görüyoruz. Maksimum olarak bile kanat altı dahil 6 uzun ve 2 kısa menzilli füze taşıyabilmekte. F-15 gibi uçaklarla karşılaştırırsak eğer hiçbir şey taşımıyor bile diyebiliriz. Sen gidip bu uçağı hava muharebeleri için geliştirip silahlarını az koyarsan tabii ki amacına ulaşamazsın. İç bölgedeki 4 uzun menzilli füze kime yetecek? O yüzden Amerika Bey bunun çaresini de düşünmüş ve uçak yerine mühimmatı değiştirmeyi tercih etmişler. Peregrine dediğimiz bir mühimmat ortaya çıktı. Normal AIM hava füzelerinin 3'te 1'i boyutunda ve menzili yine yakın seviyelerde. F-22 bu füzelerden sadece gövde içine 12 adet alabilir. 4 nerede, 12 nerede? Bir filoyu artık tek başına biçebilecek durumda. Tek avantajı bunlar da değil, normal AIM'ler büyük olduklarından yüklemesi taşıması zor. Yeni füzeyle lojistik süresi kısaldı ve F-22'nin kapasite sorunu çözüldü. Yakın zamanda kullanıma başlayacak bu füze yine her ülkeye sorun. Son olaraksa geldik bu uçağın her sistemini etkileyen özelliğine, görünmezliği. F-22 temelde görünmezliğini kaplaması ve silahlarını gövde içerisinde almasıyla sağlamakta. Her şeyi gövde içerisinde saklandığı için dış yapısı tam olarak kapatıcı şekilde tasarlanmış. Motoru bile gördüğünüz gibi saklamalı. Ancak bu da başta söylediğim sorunu ortaya çıkartır. Kaplaması zarar görürse eğer, bütün görünmezliğin çöp olması. Ağır manevralarda bile kaplaması zarar gördüğüne göre dayanıksız bir malzeme. Bu da uçağı büyük oranda kısıtlar. Her hava şartında uçamaz, yağmura zafiyeti olur, her daim kalkamaz. Bunları sadece ben değil savunma uzmanları da belirtmiş. Ne tesadüftür ki Afganistan ve Irak'ta görev almadı, sadece Amerikan hava sahasını korumakla görevli. Ne kadar iyi bir uçak olsa da bunlar bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Zaten öyle olmasa F-35 yapılmazdı. Şimdi buraya kadar özelliklerini iyisi ve kötüsüyle saydık. Yeterince yücelttik. Geldik gömme kısmına. Bu uçak her şeyden alıp çok iyi olsa da çözülememiş sıkıntıları mevcut. İlk gelişmiş deneyim olduğu için uçakların her uçuşunda bir kritik hata vermesi ve uçuş masrafları en büyük örneği. Harbe hazırlık oranı dediğimiz bir olay var. F-22'lerin yarısı muhtemelen bu yüzden yerden bile kalkamaz. Tabi bugüne kadar inatla uçurmaya devam ettiler ve bütün sorunları toparladılar. Şimdi Lockheed Martin milyar dolarlık anlaşma yaptı ve bütün uçakları güncelleyecek. Her şeyi sıfırdan yapamayacaklarından sıkıntıları tamamen çözemezler ama tepede tutmaya devam edebilirler. O yüzden yeni halini hep birlikte göreceğiz. Ancak bunlara rağmen çözemeyecekleri bir sorun var. O da maliyet. F-22'lerin tanesi 150 milyon dolar. Bir F-16'dan 7 kat daha fazla. Üstelik saatlik uçuş masrafları, kritik hataları, bakımı derken bu maliyetler katlanarak artmakta. Kendisi dünyanın en pahalı savaş uçağı. Böyle bir uçağı sadece Amerika gibi güçlü bir ekonomi ayakta tutabilirdi ve öyle de oldu. Peki son sorumuz, Türkiye F-22 alabilir mi? Veya milli muharip uçak gelince ondan daha mı üstün olacak? Şöyle ki dünyanın en iyisi kabul edilen bir uçağı F-35 bile vermeyen ülke sadece bize değil kimseye vermez. Benzersiz bir tasarım olduğundan yakından incelenince kopyalanmaya çok müsait. Zaten verseler bile böyle bir uçağı işletemeyiz. Aktif coğrafyamızda sürekli çıkaracağı hatalar ve aşırı yüksek maliyeti var. 4 tanesi yerine gider bir fırkateyn yaparız. Milli uçağımızla kıyaslama olaraksa ilk deneyimimiz olduğu için modernize edildikten sonra F-22'ler daha üstün olacaktır. Uçağımızın ilk versiyonları motor ve sistem olarak geride kalabilir. Ancak gerek taşıma kapasitesi gerekse bakımları olsun o konuda öne çıkıyoruz. Savaş anında her şey hazırlık demektir. Harbe hazırlık oranında F-22 geneliyle dünyanın gerisinde. Sistem olaraksa yapım zamanına göre muhtemelen yapay zeka ve iletişimde öne çıkacağız.
F-22'nin Link 16 gibi iletişim araçları yok. Yani birinin gördüğünü diğeri göremez. Hal böyleyken güç olarak gerisinde kalsak da iş olarak uçağımız ilerisinde olacak. Sonuç olarak F-22 aşırı pahalı ama bunun karşılığı olarak da dünyanın en iyisi kabul edilen bir uçak. İlk gelişmiş deneyim olduğu için üzerinde çıkan yüzlerce sıkıntı tabii ki kaçınılmazdı. Sonuçta böylesine yetenekler daha önce birleştirilmemişti. Amerika'ya kazık misali çok pahalıya patlasa da parayla satın alamayacağınız şeyler var. Deneyim bunun başında. F-22'den alınan deneyimler F-35'e aktarıldı ve sonraki nesillere de önce olmaya devam edecek. Bir konuda önce olmak, geliştirmek için her zaman iyidir. Milli uçağımızı da havada görmek dileğiyle diyorum ve videoyu bitiriyorum. Bu arada dostlar, ikinci kanalımızı Defense Line olarak açtık. İçerisinde çatışmalardan yeni inceleme videolarına kadar her şey var. Her gün video attığımızdan oraya da sizi bekliyoruz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Gelmesini istediğiniz video konularını yorum kısmına yazabilir, videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.